Da geçtiğimiz hafta gerçekleşen güzel bir açılıştan görüntülerle başlamak istiyoruz. Taşkınköy Spor Kulübü halı sahasını yeniledi ve tekrardan hizmete açtı. Cumhurbaşkanı ve pek çok siyasinin de katıldığı bu güzel açılış töreninin sunuculuğunu da ben üstlendim. İşte bu açılış töreninden görüntüler ve açılış öncesi Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz'le yaptığımız röportaj. Şu anda muhteşem bir zemin üzerindeyiz. Zebra zemin. Az sonra açılışı gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli bakanlar, siyasi parti üyeleri, birçok önemli kişi, isimler burada olacak. Bu güzel açılışta güzel bir açılış töreni bekliyor bizi. Şu anda Taşkınköy Spor Kulübü'ne ait bu güzel halı sahadayız ve yanımızda Taşkınköy Spor Kulübü Başkanımız Ahmet Ersöz var. Kendisi gerçekten çok güzel bir işe imza attı. Tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öncelikle tebrik etmek istiyorum. Az sonra da güzel bir açılış var. Böyle yoğunluk başlamadan, misafirler gelmeden hemen başkanımı yanıma aldım. Böyle bu güzel zemin üzerinde bu güzel röportajı yapmak istedim. Evet başkan, nasılsın? Nasıl gidiyor öncelikle? Nasıl bir çalışma oldu? Tabii ki bu açılış, eminim açılış öncesi bayağı yoğun bir çalışma yaptı. Yoğun geçti. Yani bu sahanın yapılmasında gerçekten zorlandık. Çünkü ben 3 sene önce bu kulübü devraldığımda gerçekten maddi anlamda çok az bir rakam vardı. Tek bir branşımız vardı. Sahamız bozuktu. Gelirlerimiz düşmüştü. Fakat 3,5 sene yönetim kurulu arkadaşlarımızla çalışarak aldığımız önemli katkılar da var. İyi bir saha kazandırmak istedik. Ve burada gerçekten bu sahada bir fark var diğer sahalara göre. Birçok sahamızda araba lastiği, kauçuk yani kanserojen dediğimiz granüller var. Bizim yaptırdığımız epideme cinsinden dediğimiz farklı renklerde de olabiliyor. Kesinlikle çocuklar üzerinde bir kirlenme, o siyahlık şeyleri yok, kanserojen etkisi yok. Gördüğünüz gibi zebra zemin bir sahamız var. Yani böyle eşsiz bir şey yapmaya çalıştık. İnşallah. Daha ilk. Ben epedeme olarak duymadım. Ona benzer Ortaköy'ün sahasının da granüllerinin iyi olduğunu biliyorum. Yani bundan sonra iyi şeyler yapmaya çalışacağız bu sahada. Güzel açılışın tabii sunuculuk görevini bana verdiğiniz için de Taşkınköy Spor Kulübü'ne sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Seyircilerimizin de huzurunda. Şimdi tabii kimse gücenmesin, üstüne alınmasın diğer kulüp başkanları ama bazen sadece sırf bir title, bir unvan olsun diye başkan olabiliyor bazı insanlar ama sen tamamen böyle gerçekten gönlünü vererek yapıyorsun. Çünkü daha önce de çalıştık seninle. Açılış programını bile böyle titizlikle hazırladın. Çok güzel aslında gençlerimiz için güzel bir şeyler yapıyorsun ve gönülden yapıyorsun bunu. Eminim diğer yönetici arkadaşlar da seninle güzel bir takım olmuştur bu konuda. Nereden geliyor bu sevgi diyeyim, spora katkı? Şimdi ben bu mahallede büyüdüm. 26 yaşımda bu mahalleden ayrıldım. Girne'ye yerleştim. Girne'ye yerleştiğim ilk sene bir dayanışma yemeği başlattım. Böyle küçük çaplı 25-30 kişilik bir yemek. Bunu geleneksel hale getirmek için ikinci sene devam ettim. 40 oldu, 50 oldu. 16-17. yemeklerde 2. buldu. Tabii uzak kalmamın da getirdiği ve bu mahallede gördüğüm eksiklik, kulübün belki son yıllarda geri kalması bir takım şeylerden. Bunlar beni tetikledi. Ve sonuçta ben gidip talep de etmedim. Yani bu yemeklerde bana artık çağrılar gelmeye başladı. Kulüp başkanı ol. Sonuçta kırmadık, geldik. 2 dönemdir. Geldiğimizde çok ciddi sorunlar vardı. Basında artık gördünüz. Onları büyük ölçüde çözdük. Tek bir branş vardı. Şu an 3 tane branşımız var. Bocce, darts, billardo. Çünkü gerçekten futbol, basketbol, voleybol gibi yerlerde çok ciddi bütçeler ister. Yani o noktaya bilmem, yani kısa sürede gelmek zor. Katkı ister, çok çalışmak. Tabii sponsorlara da büyük görev. Tabii ki.
Yani bundan sonraki hedef branşları arttırmak, belki bölgede bir spor okulu açmak, futbol okulu. Yani onlar için uğraşmak istiyorum. Takımı da var. Hemen dikkatimi çekti, maçları olacak. Ne güzel böyle kız gençlerimizin de burada olması, spor yapması. Onları da dedik ki açılışta bir özel eğitim vakfımız var. Onların takımları bizim için çok önemli açılış için. Galatasaray Okulu'yla bir anlaşmamız oldu bu sene. Bir sene boyunca antrenmanlarını bizim sahamızda yapacaklar. Onların da bugün açılışta bir maçları olacak. Ortaköy Küçük Kaymaklı ve Karma bir takımın bayan takımlarını getirdik. Bir farklılık olsun diye. Onlar maç yapacak. Yani onlara da şimdiden teşekkür ederim onlara da geldikleri için. Peki bu ufak tefek tabii eksiklerin yanı. Futbol takım. Güzellik merkezinden gerçek katkılarınızı, koyunuz, sponsorluğunuzu, maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Güzel bir açılış bekliyor bizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.